Konumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Evet, atomun kuantum modeliyle devam edeceğiz. Bohr ne demişti? Tek elektronun tanecikleri açıklamıştı. Hidrojenle değil mi? Evet, yetersizlikleri vardı. Tabii ki yeni modellemelere ihtiyaç var. Burada arkadaşlar, bu yetersizlikten dolayı dalga tanecik ikiliği ve belirsizlik ilkesi tekrardan gözden geçirilmiştir. Peki belirsizlik çok ilkesi güzel nedir? Çok güzel yazıyor değil mi diğer konuda? Aynen, onu da bir değiştirelim. Belirsizlik nedir hocam? Şimdi sıfır üzeri sıfır. Limitten diyorsunuz yani. Sonsuz bölü sonsuz. Bizim için hocam. Sayı bölü sonsuz. Evet. Şimdi belirsizlik şu demek aslında. Elektronlar hareketli taneciklerdir. Yani dünyanın hareketi gibi düşünelim. Hem kendi ekseni etrafında dönüyor hem de güneşin ekseni etrafında dönüyor. Peki hareketli olan bir taneciğin tam olarak yeri söylenebilir mi? Söylenemez. Hareketli söylemez. Konum belli değil. Aynen ki. Öyle. O zaman anlık konum belirlenir. Aynen öyle. Konum ile arkadaşlar hızı arasında bir belirsizlik durumu söz konusu. Bunu da belirleyen kişi Heisenberg'tir. Ama daha sonrasında Schrödinger kuantum modelini geliştirerek arkadaşlar demiş ki belirli bir yörüngede hareket edebiliyor. Yani araba tamam E5'te gidiyor. Tam olarak yerini bilemiyoruz. Ama cevizli bağda izliyoruz. E5 yörüngesinde ilerlediğini biliyoruz. Değil aynen mi? Öyle. Avrupa yakasından Anadolu yakasına ilerliyor. Ya yörüngemiz neresi? Yörüngemiz E5. E5. Diyebiliriz yani. Elektronlar da işte birinci yörüngede, ikinci yörüngede, üçüncü yörüngede diyerekten belirli yörüngelerde hareket ediyor. Yani kabaca evet. Tarif ediyoruz. Aynen öyle. İşte dalga tanecik ikiliğini aslında tek bir formülde toparlayabilmemiz mümkün. Değil mi? Planck'ın kuantum kuramı vardı. Bir de Einstein'ın hayatın formülü dediği mc kare formülü vardı. İşte. İkisi de enerjiye eşit değil mi hocam bunları? Evet. Ya? Peki bunları biz birbirine eşitleyemez miyiz? Eşitleriz. Eşitlediğimiz zaman buradaki dalga boyu yalnız bırakılırsa Planck sabiti bölü m çarpı v mi olur? Aynen öyle. Evet, çok güzel. Yalnız buradaki m'in birimini arkadaşlar kilogram cinsinden almamız gerekiyor. Şart. Aynen öyle. Çünkü buradaki h jül çarpı saniye ya. Evet. Buradaki jülün gidebilmesi için jülün de açılımı kilogram çarpı metrekare bölü saniye kare. Dolayısıyla kilogramları birbirini götürmesi gerekiyor. Bunu dikkat etmemiz gerekiyor. Birincisi bu. İkincisi eğer ışıktan bahsediyorsak ışık hızını kullanacağız. Eğer bir tanecikten bahsediyorsak ki tanecikler de zaman zaman dalga özelliği gösterebiliyor. Taneciğin hızını alacağız arkadaşlar. Peki bu eşitliği sağlayan kişi kimdir? De Broglie'dir arkadaşlar. De Broglie. Buradaki dalga boyunu da De Broglie dalga boyu olarak isimlendiriyoruz arkadaşlar. Ne demişler? Küçük taneciklerde bazen dalga özelliği gösterebilirler. Zaten şuradaki işte V dedik ya. Aynen öyle. Onu ifade etmiş. Evet. Burada birimleri tekrar etmişiz arkadaşlar. Evet, lambda dalga boyudur. Birimini metre cinsinden alıyoruz. Işık hızının birimine ise o cinsten veya taneciğin hızı ne birimde verildiyse ona dönüştürebilmek mümkün ama. Onu da söyleyelim. Planck sabitinin değerini zaten biliyoruz. Burada kütle kilogram cinsinden alınmalı. Işık hızı veya tanecik hızını söyledik. Yine metre bölü saniye. İşte buradaki dalga boyuyla buradaki ışık hızı veya tanecik hızı biriminin uzunluk bölgelere tutarlı olmak zorunda. Metreye metre, metre, santimetreye santimetre diyerekten devam et. Çünkü sadeleşme var. Aynen öyle. Sorumuz karşıya soru yazmamışız ama idare ederiz değil mi hocam? Görmemiş bizim Hatice. Hatice görmemiş. Hatice. Buradan Hatice'ye selamlar. Soru. Bir beyzbol topunun hızı 100 metre bölü saniye ve kütlesi 60 gram olduğuna göre bu topa eşlik eden dalganın dalga boyunu metre cinsinden hesaplayınız. Neydi formülümüz hocam? Formülümüz mü hocam? Evet. Lambda eşittir. H bölü M çarpı. Evet. C mi desem V mi gidip geliyorum. Beyzbol topu hocam ışık hızında hareket edemeyeceğine göre. Aynen öyle. Evet. Evet. Bu... hocam niye öyle diyorsun? Evet. Lambda eşittir. H dediğimiz değeri burada vermemişiz tabii ki. Biz de ayıp etmişiz. H dediğimiz dalga boyu hocam. Pardon. Aman hatlar sabitimiz. 6 mı alsak acaba? 6 alalım hocam. 6 çarpı 10 üzeri eksi 34. -34 evet. Bölü M dediğimiz değer. 60 gram. Bunu neye çevireceğiz? Kilograma. O zaman ne olur? 0, 60 bölü. Değil mi? 1000 mi oluyor? O zaman gitti. 6 çarpı 10 üzeri eksi 2 oluyor değil mi hocam? 0.06. Aynen öyle. Çarpı V. O da hocam ne oluyordu V'mizde? Bizim taneciğimizin hızı 100 oluyordu. Hocam bakıyorum buradan. Süpersiniz ya. Mükemmelsiniz hocam. Yemin ediyorum. Evet. Yani. Anca buldum. Estağfurullah. Şimdi şunlar birbirini götürüyor zaten. 10 aynen üzeri eksi 34 metre oluyor. Evet. Dalga boyunu bulmuş olduk. Ama formül çok. Çocuklar da haklı yani. Hepsini aklı tutmak
Şükür hak verdiniz, bir saattir arıyorum şimdi. Yani doğru söylüyorsunuz hocam. Şimdi biz sadece kimya ile uğraşıyoruz. Adam fiziğiyle uğraşıyor, matematikle uğraşıyor, geometrisiyle uğraşıyor, biyolojiyle uğraşıyor. Sayısal çocuk öğrenci. Arasında çok zeki vallahi hocam. Baksana, vallahi hakikaten uğraşıyorlar. Hepsinde uğraşıyor. Bir de biz de eskiden bir sınavda paketliyorduk, gönderiyorduk. Şimdi 3 tane sınav var. Ha babam gir, ha babam gir. Evet, daha demin sözel olarak ifade ettiğimiz arkadaşlar belirsizlik ilkesi ve Yörünge kavramını bulan kişilerin sözel açıklamaları var burada. Diyor ki işte bir taneciğin konumu ile momentum arasında. Momentum ne? Kütle çarpı hız. Buradan direkt hızı arkadaşlar ayrıştırabilirsiniz. Aynı kavramdır, aynı yorumdur. Herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. Aynı anda belirlenemez ifadesini kullanmıştır. Yani bir taneciğin nasıl hareket ettiğini bilirsek nerede olduğunu bilemeyiz demiş arkadaşlar. Schrödinger'de arkadaşlar elektron için bir yorum yapmış. Bir dalga fonksiyonu olduğunu, yani belirli bir aralıkta bulunduğunu söylemiş. Bulunma olasılığının yüksek olduğu bölgeleri belirleyebileceğimizi ileri sürmüştür arkadaşlar. Evet, elektronların bulunma ihtimali yüksek olan yerlere de orbital denmiştir. Aslında burada ihtimal üzerine hareket ediyoruz. Yani söyleyeceklerimizin, bundan sonraki söyleyeceklerimizin tamamı ihtimallerdir. Kesinlik ihtiva etmez. Etmeyecek. Evet. Aldın mı sayfayı? Güle güle hocam. Aldım. Evet, daha sonrasında elektronların adreslerini söyleyeceğiz. Kuantum sayıları. Evet. 4 tane kuantum sayımız var. Ben bunu ev adresine benzetiyorum. Değil mi? Öncelikle neyi söylüyoruz? Mahallemizi. Mahalle. Daha sonra sokak. Daha sonra apartman. Daha sonra daire numarası. Evet. Buradaki baş kuantum sayısı bizim mahallemiz. Mahallemiz. Daha sonrasında açısal momentum kuantum sayısı. Sokağımız. Daha sonrasında manyetik kuantum sayısı. Apartmanımız. Daha sonrasında spin kuantum sayısı da dairemiz. Evet. Yani elektronun tam olarak arkadaşlar nerede bulunduğunu söylemeye çalışıyoruz. O dairenin içerisinde nerede? Bilemiyoruz arkadaşlar. Belirli bir bölgede olduğunu söyleyeceğiz. Evet. Birincisinden başlayalım. Baş kuantum sayısı. Elektronun bulunduğu enerji seviyesi veya yörüngesidir. N ile gösterilir. Daha demin söylediğimiz şey çekirdek. Birinci enerji seviyesi, ikinci enerji seviyesi diye devam eden arkadaşlar bölgelerde her bir enerji seviyesi bir baş kuantum sayısıdır arkadaşlar. Evet, bu şekilde ifade ederiz. Aslında biz burada çizgilerle belirtiyoruz ama arada kalan bölge olarak ifade etmek daha doğru. Çünkü belirli bir aralığı ifade ediyor. Ama çok küçük bir alan olduğu için orayı biz direkt çizgi olarak gösteriyoruz. Doğru gösteriminde aslında şu arada bir yerde demek lazım. Evet. Daha sonrasında arkadaşlar açısal momentum kuantum sayısı arkadaşlar. Burada elektronun bulunduğu orbitalin türünü belirtiyoruz. Şimdi orbitaller. Ne orbital neydi? Elektronun bulunma ihtimali olan yerler. Yerler. Peki ne bunlar? Kaç tane? Sayısı ne? Hemen ona bakalım. S, P, D, F. Aslında G ve H de var ama müfredat içerisinde bu 4 tanesini bilmek bizim için yeterli olacaktır. S orbitali, P orbitali, D orbitali, F orbitali. Ve burada açısal momentum kuantum sayıları değerleri sabittir. S orbitali için daima 0. P orbitali için daima 1. D orbitali için daima 2. Ve F orbitali için daima 3'tür arkadaşlar. Evet, bu şekilde söylüyoruz. Burada şöyle bir kavramla karşı karşıya kalacaksınız. İşte L değeri 0 ile -1'e kadar değer alır diyecek. Mesela birinci enerji seviyesinde sadece S orbitali var. Evet. Değil mi? Ve L değeri 0'dan başlayacaksınız, 1'e gelemeyeceksiniz bile. Çünkü -1'e kadardı ya, 0'da kalacaksınız. Peki ikinci enerji seviyesinde hangi orbitaller var? S ve P orbitalleri var. Değil mi? Peki o zaman aynen öyle. Sıfırdan geliyor. Yine L değeri 0 olduğu zaman S'i ifade ediyor. Peki P? 1. 1'i ifade edecek. Peki N 3 olduğu zaman ne olur? S, P, D. Süpersiniz. S, P, D. O zaman 0, 1, 2. Aynen öyle. Hocam mükemmelsiniz ya. Kaptım ben bu işi. Aynen. Astrolojiyi ders dinlerken görmek çok şaşırtıcı. Anladım da olayı. Dinlemiyor çünkü kesinlikle. Anladım da olayı. Evet, daha sonrasında üçüncü kuantum sayımız. Tamam, devam ediyoruz. Manyetik kuantum sayısı. Şimdi önce neyi söyledik hocam? Mahalleyi söyledik. Mahalle, tamam. Sokak, şimdi apartman numarası, daire numarası. Üçüncüdeyiz hocam. Apartman numarasındayız. Ben hızlı gittim de onun hepsini saydım. Aynen öyle. Peki manyetik kuantum sayısı neyi ifade ediyor? Orbitali ve orbitalin yönelimini veriyor. Veriyor. Şimdi P orbitalleri kaç tane? P orbitalleri kaç tane? Şimdi şöyle bir yorum yapalım. Her bir orbital maksimum 2 elektron alır. 2 elektron alır. S orbitali 1 tanedir. P orbitalleri 3 tanedir. Nedir onlar peki? Px. Py. Py. Ve PZ. Değil mi? Her bir için arkadaşlar burada her bir orbital için yani PX için
ayrı bir manyetik kuantum sayısı değeri olacak. P'ye için ayrı, PZ için ayrı. Şimdi D'yi de verelim. D orbitalleri kaç tane? 5 tane arkadaşlar. Evet, DXY, DYZ, DXZ, evet, DX kare eksi Y kare, DZ kare. Görünüyor mu? Oraya biz geldik. Oraya geldik mi? Görünüyor mu? Görünüyor. Ben devam edelim. O görüyor, yeter zaten. Tamam. Yeter buradan zaten. 5 tane var arkadaşlar. Çizde karenin şimdi, devamı olacak mı? Yok. 5 tane zaten bakın. 1, 2, 3, 4 ve 5. Şimdi bunların 3'ü belli bir enerji seviyesinde. Diğer ikisi farklı bir enerji seviyesinde. Ama bu müfredat dışı. Bunu biz yorumlamayacağız. Bu orbitalleri soracaklarını da zannetmiyorum arkadaşlar. Bizim için önemli olan S ve P orbitalleridir. Ama buradaki D orbitallerinin de manyetik kuantum sayılarını bilmekte fayda var. Orbital türünü sormazlar ama manyetik kuantum sayısı değerini sorabilirler. Evet. Şimdi... Yok almayın, devam edeceğiz hocam. Peki ML kaç tane değer alır? 2L artı 1 tane, hatta eşitlik yapmayalım, değer alır. ML 2L artı 1. Bir tane değer alıyor. Formülize şekli bu. Ama değer alıyor. Mesela matematikte 3 tane değer alır diyorsunuz soruda, değil mi? Mesela 1, 2, 3. 3 değerli. Değil mi? Ya yani, 5, 6, 8 değerlerini alıyor. Aynen öyle gibi. Şimdi burada şöyle bir yorum yapmamız lazım. S orbitali için L değerimiz neydi hocam bizim? 0. Buraya 0 yazdığın zaman kaç tane değer alır? O değer de 0'a eşittir. Bir tane değer alıyor. O değer 0. Şimdi o zaman toparlayalım. 0 alınca eksi 1 olur öyleyse. S orbitali için L değeri daima 0, ML değeri de daima 0'dır. Kalıp bilgi. Hangi enerji seviyesinde olursa olsun. L 0, ML 0. Şimdi P orbitallerine geldiğimiz zaman. P orbitalleri kaç taneydi? Bilemedim. 3. PX, PY, PZ. 3 taneydi. Şimdi baktığım zaman PX orbitalinin şekline bakıyorum. Evet. X eksenini kapsayacak şekilde 2 tane kubbecik. PY'ye bakıyorum. Y eksenini almış. Z'ye bakıyorum. Z'yi almış. Yani elektron bu bölgelerde bir yerde hareket ediyor. Hmm. Peki şimdi P orbitali için L değeri neydi hocam? 3. L değeri 1 değil mi? Pardon. P orbitali için kastettiğim şey P. Peki o zaman kaç tane değer alacak? 3. 3 tane değer alacak. 3 tane orbitali var. Bu peki, da oradan geliyor. Aynen öyle. Peki hangi değerleri alacak? Eksi 1, 0, artı 1. Arkadaşlar. Genellikle biz sıralamayı x, y, z diye yapıyoruz. Dolayısıyla eksi 1, 0, artı 1 oluyor. Ama bu x, y'yi biz niteliyoruz. Bu y, x, z de olabilir. Orayı z, x, y de olabilir. Bu ihtimal. Kullandı. Bu ihtimal. Biz inisiyatif olarak genellikle x, y, z. Tüm kaynaklarda da böyle alınıyor arkadaşlar. Ama bunlar kesinlikle ihtiva etmez. Değişkenlik gösterebilir diyelim. Evet. Burada tekrar edelim bakalım. Tekrar edelim burada. Çünkü önemli bir bölge. Burası genellikle karıştırılıyor. S orbitali için L 0'dı. ML 1 tane değer alırdı. O değer de 0'dı arkadaşlar. Peki P orbitali için L 1 olduğundan 3 tane değer alıyordu. Değil mi? O değerler eksi 1, 0, artı 1'di. Tabii biz PX, PY, PZ diye nitelediğimiz zaman bu şekilde sıralamışız ama değişkenlik de gösterebilir arkadaşlar diyoruz. Evet. D orbitalini almış mıyız? Mı sonrasında bir bakalım. Almışız. O zaman geçebiliriz. Evet. D orbitalleri için L değeri neydi hocam? 2 idi değil mi? Evet. ML'ye kaç tane değer alacak? 2 kere 2, 4, 1, 5. 5 tane değer alacak. Aynı zamanda bu orbital sayısını da verir. Bu değerler de şöyle de yapabilir arkadaşlar. Ortadakine 0, azalt, arttır. 5'e 5 tane olana kadar. Aynen. 5 tane değer olacak şekilde azalt ve arttır. Ortadakine 0 ver. Eksi 1, eksi 2, artı 1, artı 2. Evet. 5 tane olduğunu da söylemiştik orbitallerin. DXY, DYZ, DXZ, DXK, eksi Y kare, DZ kare arkadaşlar. Evet. Bu şekilde söyleyeceğiz. Evet. 4. Spin kuantum sayısı. Neyi söyledik? Mahalleyi söyledik. Sokağı söyledik. Apartmandayız. Apartmanı şimdi söyledik. Numara, evin numarasındayız. Daire numarasındayız arkadaşlar. Nokta. Evet. Burada spin kuantum sayısında artık direkt elektronun olduğu dairedeyiz. Burada neyi belirteceğiz? Elektronun dönüş yönünü belirteceğiz. Elektron saat yönünde mi dönüyor? Saat yönünün tersinde mi dönüyor? Onu evet. Hareket bunu belirteceğiz. Burada arkadaşlar MC ile göstereceğiz spin kuantum sayısı değerini. Saat yönünde dönüyorsa artı 1 bölü 2. Saat yönünün tersinde ise eksi 1 bölü 2 diyeceğiz arkadaşlar. Ve orbitali boş bir çember olarak gösterdiğimiz zaman ve her bir orbitalde 2 elektron alıyordu. Burada genellikle sol tarafta kalan bölüm artı 1 bölü 2, sağ tarafta kalan bölüm eksi 1 bölü 2 olacak.
Yine genellikle arkadaşlar, kesinlik yok. Aynen yani. Genellikle söylüyoruz bunu. Şimdi tam tersi de olabilir ama. Genellikle diyoruz. Çünkü hepsi ihtimal üzerine kurulduğu için. Yani aynen. Hiçbiri kesinlik ihtiva etmiyor. Ve kaynaklarda genellikle elektronu oklarla gösteriyoruz ya. Yukarı yöndeki ok artı 1 bölü 2. Aşağı yöndeki ok eksi 1 bölü 2 ihtiva eder. Ama yine de kesinlik yok. Onu da belirtelim. Daha sonrasında da orbital enerjilerine geliyoruz. Evet, bir boğazımız kurudu ya. Şimdi birinci enerji seviyesinde ne vardı? S orbitali vardı. İkide ne vardı hocam? P. SP var değil mi? SP. Aynen. Doğru. Üçte ne vardı? Toplanarak gidiyordu. SPD var. Evet. Dörtte de SPDF var enerji seviyesi olarak. Şimdi çekirdekten uzaklaşıldıkça elektronun toplam enerjisi artar. Böyle bir yorum yapıyoruz. Dolayısıyla 1S'in enerjisi 2S'den küçüktür. O da 2P'den küçüktür. O da 3S, 3P şeklinde yorum yapıyoruz arkadaşlar. Evet, alt enerji seviyesinden 3 enerji seviyesine doğru gittiğimiz zaman toplam enerji artıyor. Tabi burada bir matematiksel bir oran yapmamız lazım. Sayısal veriden yararlanmamız lazım. Ve burada arkadaşlar N artı L kuralından yararlanıyoruz. Bunu da bulan kişi Medalung ve Klachowski. Arkadaşlar. Soyadı değil aynen, miydi? Değil. Medalung ve Klachowski arkadaşlar. N artı L toplamına göre ne yapmış? Enerjileri kıyaslamış. Mesela S orbitali için bir yorum yapalım. Şimdi birinci enerji seviyesindeki S orbitalini yorumlayacağım. N değerine katsayısı 1. S orbitali için L değerimiz neydi? 0. 0. Topladığınız zaman 1 olacak. Güle güle. Hadi güle güle. İkinci enerji seviyesinde ne var? S ve P orbitallerimiz var. Şimdi 2S için yorum yapalım. N değerimiz 2. Kat sayısı. Peki L değeri S orbitali 0. için daima 0'dı. Topladığımız zaman 2 olur. 2. Peki 2P için? 2, 1. 2'ye 1. Topladığımız zaman 3. ne olur? 3 olur. Peki şimdi burada hangisinin enerjisi daha fazla hocam? 2S, 2P. Aynı enerji seviyesindeler. 3 bence. Aynen öyle. N artı L toplamı ne kadar büyükse enerji artar. Enerji o kadar büyük oluyor. N3'e bakalım. SPD orbitallerimiz var. 3S için N değeri 3, L değeri 0. Topladığım zaman 3. Aha eşit 3P çıktı. İçin 4. 4. Aha pardon eşit çıktı. Ne eşit çıktı hocam? Ya mükemmelsiniz ya. Dikkatinize hayranım. 2P ile 3S eşit çıktı. İşte onlar eşit mi? Peki N artı L değerleri eşitse o zaman N değeri büyük olanın enerjisi daha N büyüktür. Değeri. Ha 3S daha büyük öyleyse. Aynen N öyle. Büyük çünkü. N değeri 3, N değeri 2. İkincisi toplamları aynı. Aynen öyle. İkinci bölümde de bu şekilde kıyaslıyoruz. Eğer N artı L değerleri aynıysa o zaman N değerlerine bakıyoruz. N değeri büyük olanın arkadaşlar yani baş kuantum sayısı büyük olanın enerjisi büyüktür. Büyüktür. 3S 2P'ye göre daha yüksek enerjilidir. Daha sonra 3P'ye bakıyoruz. N 3, L 1 topladığımız zaman 4. 4. 3D için N 3, L 2 topladığımız zaman 5 oluyor. Yani gittikçe artan bir durum söz konusu. Yavaş yavaş artık dizilime geleceğiz yani. Şükür ya. Evet bir dördü de yapalım. Evet N4'te 4 tane orbital var. Aynen. F orbitali de devreye giriyor. Çok müfredatta karşımıza çıkmasa da yine de söylüyoruz. Evet 4S için N artı L 4. 4P için 5. N artı L 5. 4D için N artı L 6. 4F için N artı L 7 oluyor arkadaşlar. Bu şekilde yorum yapıyoruz. Evet. Daha sonrasında da elektron dizilimini yapacağız arkadaşlar. Evet burada ne demiştik? Alt enerji seviyelerinden başlayarak arkadaşlar üste doğru elektronları teker teker yerleştireceğiz. Ve yukarı enerji seviyelerine doğru gittiğimiz zaman toplam enerjileri artacak arkadaşlar. Evet bunu söylüyoruz. Aynı zamanda bir orbitalde maksimum 2 elektron olacağını söylüyoruz. Şimdi P orbitalleri diyoruz ama ne işimize yarayacak hocam? Orada PX mesela bir tane orbiteldir. PY bir tane orbiteldir. PZ bir tane orbiteldir. Şimdi dolayısıyla bu orbitalde maksimum 2 elektron olabilir. Maksimum. Tamam mı? Ve bu elektronları biz nasıl dolduracağız? Teker teker dolduracağız. Yani önce bunları tek tek dolduracağız. Bitince başa döneceğiz. Tekrar başa dönüp tekrardan zıt yönlü şekilde dolduracağız. Aynı anda ikisini koyamıyoruz. Aynen öyle. Ve elektronları teker teker yerleştirme kuralı Hund kuralıdır. Şimdi mesela PX orbitallerinin N değerleri yani baş kuantum sayısı, ML açısal momentum kuantum sayısı ve manyetik kuantum sayısı değerleri aynıdır. Aynı. Doğru mudur? Hı hı. Ama dördüncüsü spin kuantum sayısı değerleri ne oluyor? Farklı oluyor. Yani buradan şu yorumu da yapacağız. Bir elektronun maksimum 3 tane kuantum sayısı aynı olabilir. Ama dördüncüsü kesinlikle farklıdır diyeceğiz. Kesinlik sorular için ideal bir soru. Aynen öyle. Buna da arkadaşlar Pauli
dışlama ilkesi diyoruz arkadaşlar. Evet. 3 tane kuantum sayısı aynıdır ama dördüncüsü kesinlikle farklıdır. Buna Pauli dışlama ilkesi diyoruz. Dışlıyorlar evet. Ya. Dışlıyorlar. Evet. Şimdi elektron dağılımında neleri belirtmemiz gerekiyor? Yani atom numarası, atom numarasına eşit sayıda elektron sayısı olan bir tanecimiz var. Ve nötralde elektron dağılımını yapacağız. Neleri belirtmemiz lazım? Enerji seviyesini, orbital türünü ve elektron sayısını belirtmemiz lazım. Şimdi hidrojen 1. Elektron dağılımını yapacağız. Öncelikle bu elektron alt enerji seviyesinden başlayacağız. Doldurmaya başlanacak. Ve burada öncelikle enerji seviyesini belirtiyoruz. 1. Daha sonrasında birinci enerji seviyesinde hangi orbital vardı? S. S vardı. Peki kaç tane elektronu varmış? 1. 1 tane varmış arkadaşlar. Bir evet S. Bu şekilde yorum yapıyoruz. Enerji seviyesi, orbital türü, elektron sayısını belirtiyoruz. Bir S kare, işte 2S kare demeyin. O S kare değil aslında. Oradaki 1S2, 2S2'dir. Arkadaşlar söylem tarzı odur. Üniversitede biz öyle söylediğimiz zaman hocalarımız bizi pataklıyordu. Yani onun için siz söylemeyin. Tabii biraz o, biraz dokunmuş bana. Onu da belirtmek istedim yani. Pataklanmadınız mı? Yok bir dakika yok. Şimdi bir devam edelim. S orbitalinde maksimum 2 elektron i̇ki. Var. 1 tane orbital var. P orbitallerinde maksimum 6 elektron tane. Var. Bakın yarısı kadar da orbital var. Neydi o orbitaller? Px. Py, Pz. Aynen öyle. Tekrar edelim. Ve D orbitallerinde maksimum 10 elektron var. Ve bu da 5 tane orbital olduğunu ifade ediyor. Bunları da bir tekrar edelim. DXY. DYZ. DXZ. DX kare, Y kare. Eksi Y kare, evet. DZ kare. Süpersiniz hocam. Evet. Alayım mı? Alın hocam, güle güle. Hadi bakalım bir sıralayalım mı diyorsunuz şimdi? Evet, şimdi sıralıyoruz. Ben burada örnekleri vermişim, sıralamışım. Ve elektronların dizilimini vermişim. Aslında tabii ki fazlaca örnek yapmak lazım burada. Hatta size de ödev de vermek lazım. Mesela biz burada 9'a kadar yaptık ya arkadaşlar 20'ye kadar sıralasınlar. Niye boş kalmış bizim arkadaşlar mı onlar? Düzenleriz onu, bakarız hocam şimdi. Tamam. Evet, hidrojen 1. Şimdi öncelikle enerji seviyesiydi, orbital türüydü 1'di. 1s1. Bunu zaten daha demin yaptık. Daha sonrasında helyum 2. 1s2. Ne olacak o zaman? 1s2 olacak. Yalnız burada orbitalde arkadaşlar s orbitalinde maksimum doluluk var. Yani 2 elektronu yerleştirmişiz. Ama aynı yönü değil. Zıt yönü yerleştireceğiz. Yani başladığımız yönün zıttında gitmemiz gerekiyor diğer orbitalde. Lityum 3'e bakıyoruz. 1s2. 1 doldu ama toplamın 3 olması lazım. O zaman nereye geçeceğim? 2'ye. Peki ikinci enerji seviyesinde ne vardı? S. Öncelikle S orbitali vardı. Dolayısıyla toplamın 3 olabilmesi için, üstlerin toplamının 3 olabilmesi için 1 yazarım. Var. Burada S orbitali bir tane. O zaman bir tane yazabiliriz. Berilyum 4'te bakıyorum. 1S2, 2S2 değil mi? Hı-hı. Zıt yönlü elektronları yerleştirmişiz. Sıkıntı yok. Bora bakalım. 1S2, 2S2. S'ler doldu. Daha sonrasında ne olacak? 2P. Toplamın 5 olabilmesi için 2, 2 daha 4. O zaman bir tane daha elektrona ihtiyacım var. O zaman 2P, 1. Buraya yerleştirdim. Daha sonrasında karbon 6, 1s2, 2s2, 2p2. Evet. Değil mi? Burada ne olacak peki? Elektronları yerleştirmişiz ama bir tanesi eksik kalmış. Burada da elektron olmalı. Peki buraya yazabilir miyim? Yazamam. Ne kuralıydı bu? Hund kuralı. Hund. Hund ne demişti Hund? Dolmadan geriye dönmek. Teker teker yerleştireceksiniz. Teker teker. Öyle hemen çift haline getirmek yok. Anladım. Önce bir yalnızlık çek. Önce bir garibanlık ben şimdi anladım ya. Bu S'ler dolunca bu tarafa, P'ler aynen dolunca bu aynen tarafa. Aynen öyle. Yani S'i doldurmadan üst enerji seviyesine geçemezsiniz. Eğer bu sıralamada bir tutarsızlık varsa, yani mesela şöyle olmuşsa 2S1, 2P3. Normalde böyle bir şey olmaz. O zaman bu uyarılmış haldir. Daha demin ne demiştik bu orada? İşte elektrona enerji veriyorsun, üst enerji seviyesine gidiyor, zımbırtısı vardı ya. Evet. İşte onu ifade eder bu. Yani normalde tutarlı bir şekilde gitmesi lazım. Mesela en yedi 1S2, 2S2 topladın 4. 4. Geriye ulaşmak için ne olması lazım? 3 tane daha lazım. 2P'den 3 tane. Onları da teker teker yerleştirmişiz. Daha sonrasında oksijen 8. 1S2, 2S2, 2P4. Bakın şuradaki üstleri topladığınız zaman 8'i bulmalısınız. Ve zıt yönünü yerleştirmişiz. Şimdi burada 2P4'ün yerleştirilmesi önemli. Tek, 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 dön başa. 4'e ulaşmak için tekrar başa dönüp bir şimdi tane daha. Ya, hepsi birer bağımsız halka gibi aslında. Aynen. Şunun 3 tane. D'ye gelince 5 yuvarlak çizip. Aynen öyle, tamam. Devam edeceğiz. Bir sıralaması var. Onu da N artı L'ye göre sıraladık. Sıraladık. Değil mi? Evet. Alt enerji seviyesinden üst enerji seviyesine. Flor 9, 1S2, 2S2, 2P5. Yine aşağı yukarı aşağı yukarı yerleştirmişiz. 2P5 önemli. Evet. 1, 1, 1. Tek tek. Daha sonrasında toplamı 5 olacak. 2 boşta kalacak. Tek tek dağıtacağız. Evet. Şimdi burada
devam etmişiz. Bunları siz arkadaşlar tekrardan gözden geçirebilirsiniz. Bakın bunlara. Bunlara bakın. Yalnız burada şurayı ben söyleyeyim. Mesela potasyum 19'u vermişim ben. Burada arkadaşlar soy gazlar kısaltmalarda kullanılabiliyor. Argon'a da tamamlamış. Neydi? Her gelen ecmi arsız karısını kesti, rendeledi. Değil mi? Böyle bir kodlamamız var. Bunlar soy gazlar. Soy gaz. Evet. Bunların atom numaraları 2, 10, 18, 18, 36, ondan sonra 18 arttırıyorsunuz, 54, ondan sonra 32 arttırıyorsunuz, 86. Atom numaraları bunlar. Zaten şunları çok kullanmayız. Evet. Bizim için önemli olan şunlar. Şimdi potasyum 19, buna en yakın argon. Soy gaz hangisi? Argon. Argon 18'e kadar elektron dağılımı aynı. Aynı. Daha sonrasında ne var? Bir fark var. Faktör daha sonrasında gibi. Aynen. Daha sonrasında bir farkımız var. Yani değerli elektronumuz var. Onu da arkadaşlar 4s1 diye göstermişiz. 4. enerji seviyesi. Aynen öyle. Mesela kalsiyum 20. Argon 18. O zaman 4s2 oluyor. Peki orbital sıralaması nasıl? Bu bizim için önemli. Önemli. N artı L'ye göre sıralamıştık değil evet. mi? 1s, 2s, daha sonrasında 2p, daha sonrasında 3p, 3s, daha sonrasında 3p, 3d'yi beklerken 4s geliyor. Neden? Neden? Neye göre sıralıyorduk biz bunu? N artı L'ye göre. Tamam. N'i büyük öyleyse. 4 artı 0. 4 o da 4. 4. 3 peki, artı 1'den o da 4. 3 artı? 2 mi? Pardon. 5. Neydi L? 0, 1, 2, 3. 0 için S, 1 için P, 2 için D, 3 için F. Dolayısıyla burada N'i 3, D'si 2. Kimin enerjisi daha büyük? 5'in. Yani 3D'nin büyük. 3D. Dolayısıyla 3D 4S'den daha sonra yer alacak arkadaşlar. Evet bu şekilde devam edecek. 4P, 5S, 4D. 4D. Yine burada arkadaşlar N artı L'lerine bakabilirsiniz. Bu yer değişikliği aynı şekilde. Şimdi burada bir kodlamamız var. Say, say, para, say. Para say, durma, para say. Nasıl hocam? Say, say, para say, para say, durma, para say. Evet. Veya say. Rahmetli Sakıp Sabancı para saydı, para saydı, durmadı, para saydı. Ve öldü. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet gerçekten eylesin. Türkiye'nin önemli bir insanıydı. İnsanıydı. Evet. Evet. Peki şimdi elektron dağılımını yaptın da hoca kuantum sayıları ne oldu? Bakalım. Bakalım. Şimdi burada mesela bir S. Birinci elektronumuzun kuantum sayısı değerlerine bakalım. N değeri ne hocam? Kat sayısı. Direkt 1. Evet. L orbital için? 0. Daima 0'dı. Bakın buradaki S orbitallerin hepsinde L ve ML değerleri 0. Ya, otomatik yerleştirin bunu yani. Hızlı bir şekilde çözün soruları. S orbitalin enerji seviyesi önemli değil. Kesinlikle. L ve ML değerleri daima 0'dır. Bakın hepsi S orbitali. Değil mi? S'ler pratik öyle. Bilgi. Peki buradaki S1 MC değeri olarak hangi değeri alır? Artı 1 bölü 2, eksi 1 bölü 2. İkisini de alabilir arkadaşlar. İhtimal olarak ikisi de var. Tamam mı? Bu sefer şekilde yorum yapıyoruz. Bakın 1S1'de 1S2'de. Yalnız şöyle nitelediniz. Mesela 1S1'i artı 1 bölü 2 olarak sabitlediniz. O zaman 1S2 eksi 1 bölü 2. Aynı değer olamaz arkadaşlar. Evet. Maksimum 3 tane kuantum sayısı aynı olabilir. Mesela 2S1'e bakıyoruz. Ne farklı? Sadece N değeri farklı bakın. Değil mi? Diğer aynen. değerlerin hepsi hemen hemen aynı. Ama N değerleri farklı. Arkadaşlar üst enerji seviyesinden farklı. Geldik son sayfaya. Son sayfaya. Evet birkaç tane daha örnek yapmışım ben. Bu örnekleri de izah ettikten sonra arkadaşlar artık ne yapacağız? Yeni bölüme geçeceğiz. Şimdi 2P1 N değerimiz ne? 2. Peki P orbitali için L değerimiz neydi? 0. 0 mıydı? 1'di. Hayır burada yanlış yazılmış. Bunun 1 olması lazım arkadaşlar. Ben de tekrardan, tabii sazan gibi atladım. 0, 1, 2, 3. Hatırlatalım. Ben her seferinde tekrardan hatırlatırım. S, çünkü öğrencilerimiz unutacak. P, D, S, P, D, F. Evet. L değeri açısal momentum sayısı değeri. Arkadaşlar P orbitalinden bahsediyorsam 1. Daima 1 olacak. Peki ML değerlerim neydi benim? 0 ortaya koy. Bir sağa bir sola. Aynen öyle. 0, eksi 1, artı 1. Şimdi burada 2P1'i şuradaki aslında PX orbitaline yerleştirmek mümkün. Yani şuraya tabii. direkt tık diye koysam sıkıntı olmaz. ML değerini genellikle eksi 1 desem yine sıkıntı olmaz. Ama kesinlik ihtiva etmediği için hepsini yazmışız. Ve buradaki dönüş yönünde arkadaşlar kesinlik belirtmediği için yine artı 1 bölü 2, eksi 1 bölü 2 diyoruz. 2P2'de bakalım. N2. L0 mı hocam? 0, evet.
1. Vallahi az önce aklımdaydı. Yemin ederim. Evet. Emle değeri eksi 1. 0. Artı 1. Şimdi burada aslında gönül ister ki şöyle arkadaşlara kolaylık olsun. Hani şuraya yerleştirdik, hemen akabinde bu gelecek. Emle değeri 0 olacak. Genellikle böyle demek ister ama hatalı bilgi vermek istemiyorum. Ondan sonra sınavda, sıkıntı. Aynen, sıkıntı olur. Yorumlardan alamazsınız. Aynen öyle. Mc değeri artı 1 bölü 2 ve eksi 1 bölü 2 diyoruz. 3s. En değerim 3. L. Yorumsuz. 1 yanlış yazmışlar yine hocam. Yok, yanlış yazmamışlar. L değeri s orbitali için 0'dı. 0'dı. Ml. Arkadaşlar kalıp bilgi, şunu hemen yerleştirin. S orbitalini görünce L ve Ml 0 ya. Kardeşim hemen yapıştır, tak tak. Evet ya. S orbitali farkı ya. Yani hani 1s olması, 2s olması, 3s olması, 4s olması önemli s değil. Var, s olması. Enleri değişir ama bunların L ve Ml değerleri daima 0'dır ya. Çünkü bizi sınavda hocam süreden çalmamız gerekmiyor mu? Tabii ki. Bir soru 1.25 yani, dakika ya. Siz bana öyle bakmayın. Ben yapıştırın hocam, ben dayanamıyorum. Olmuyor ama hocam, olmuyor. Ben unutuyorum. Evet. Ms değerlerimiz yine arkadaşlar artı 1 bölü 2, eksi 1 bölü 2 olabilir. Peki 3D'ye 1'e bakalım. N değerimiz 3. 3. L değerimizi biz ne yapmışız? 0 almışız ama. 2 olması lazım. 2 olması lazım. Lütfen. Ml değerimiz kaç tane değer alırdı? 0 koy ortaya, eksi 1 artı 1, artı 2 eksi 2, 5 tane. Aynen, 5 tane orbital olduğu için bu şekilde değer alıyor. Mc değerimiz de artı 1 bölü 2, eksi 1 bölü 2. Gönül isterdi ki işte şuraya hemen bir tane yerleştir de Mle'ye eksi 2 de, ama olmuyor işte. Arkadaşlar kesinlik ittiba ettiği için veremiyoruz. Tekrardan hatırlatalım. Teşekkür ederiz.